Çözüm stüdyomuza tekrar hoş geldiniz. Tek bir modem üzerinde birden çok kullanıcı olduğu zaman bir kişide yükleme, indirme yapıldığında diğer kişilerin bundan daha az etkilenerek internet deneyimlerini aksatmadan nasıl kullanabileceğini anlatacağız. Bu anlatımda Zigzel modem arayüzünden ayarlar gösterilecektir. Çeşitli modemlerde daha farklı arayüzlere ait farklı bilgi kaynaklarına yine internetten erişebileceksiniz. Ama şu anda benim anlatacağım sistemi ben internette bulamadım. Şu an arka planda gördüğünüz gibi Epic Launcher'da bir oyun indirmesi söz konusu ve bu sürekli 7-8 megabit seviyesinde download yapıyor. Tabi bu maksimum 8 megabit olarak download ayarlandı. Bu esnada bir mobil kullanıcı internete 0.89 megabayt yani 890 kilobayt saniyeye erişebiliyor. Upload'u da biraz düşük tabi. Ve hem bunları anlatıyor olacağız hem de biraz iyileştireceğiz. Öncelikle buradaki megabit ve modem arayüzündeki göstergelere uygun olarak megabit DPC birimine çeviriyorum speed testi. Şimdi modem arayüzüne geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi modemimize router kanalından 1, 2, 3, 4, 5 kullanıcı bağlı. Biliyorsunuz daha önce bu modemlerden bahsetmiştim. Oldukça güçlü sayılabilecek 700 MHz işlemciye OpenVRT tabanlı bir arayüze tabi servis sağlayıcılar tarafından da kısıtlanmış bazı ayarlara sahip. Özellikle tüm kullanıcılar kablosuza bağlı olduğunda bu biraz daha hissedilir olabiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada herhangi bir ayarlama yapmayacağız. Burada ayar yapan videolar hatalı yanlış yönlendirme yapmışlar. Buraya yazdığınız hız limiti tüm kullanıcıları etkilemektedir ve bu sistemi daha çok sıkıntıya sokmaktadır. İşimize yarayacak olan bir diğer konu WMM desteği. Bu da yine gördüğünüz gibi sesli ve multimedya yayınlarının gecikme hassasiyetine sahip olduklarında kalite iyileştirme sistemi. Bunlar etkinleştirilmiş olmalı. Bunların yanı sıra dilerseniz DSP'de sabit IP'li cihazlar IP öncelikli sınıflandırmayı denediğimde genelde şöyle son rakama yakın cihazların daha az önceliklendirildiğini görsem de bu çok tutarlı bir çalışma sağlamadı. Bu yüzden statik DSP kullanmak zorunda değilsiniz. Quality of Service'e geldiğinizde tabii ki mevcut band genişliğiniz VDSL hattınıza göre 32, 50, 75 artık kaç megabitse ona göre değerlerde oynama yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Ethernet ve IP önceliği var. IP önceliği çok fonksiyonlu çalışmadı. Ve burada kuyruk ve sıralama kurulumu görüyorsunuz. Bunu IP önceliği yaparsam gördüğünüz gibi yukarıda 2 adet sekme kayboldu ve bu IP önceliği sisteminde verimli bir trafik oluşmuyor. Şu anda IP önceliği sistemi aktif bir şekilde test yapıyoruz. Gördüğünüz gibi download oyuna ait olan indirme sistemi buradaki testle birlikte aşağı çöküyor. Ve gördüğünüz gibi bazen test neredeyse başlamıyor ve 500 milisaniyeye varan bir gecikme ile diğer ağ kullanıcılarının interneti yokmuş gibi sorunlarla karşılaşması olası durumlar. Bu yüzden IP önceliğini hiçbiri şeklinde uyguluyoruz. Paket uzunluğu da benzer bir konu. Kim daha çok kullanıyorsa ona öncelik veriliyor. Kuyruk kurulum ve sınıflama kurulumundan faydalanacağız.
Kuyu kurulumunda gördüğünüz gibi en yüksek, normal ve düşük seviyede önceliklendirilmiş varsayılan bir ayar tablosu geliyor. Bu tamamen fabrika ayarlarından gelen bir tablo. Bunlar üzerinde sadece küçük hız değerleri değiştireceğiz. Gördüğünüz üzere burada low seviyesinden başlayalım. Low seviyesi herhangi bir şekilde buraya dokunmuyoruz. Hız limiti en düşük 2 megabit tekabül ediyor. Yani 256 kilobayt. Kullanacak şekilde burayı ayarlamışız. Normalde burayı ayarlayamıyorsunuz. Burayı ayarlamak için kaynağı göster değiştir yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kısıtlanmış bir arayüz. Maalesef böyle yapmışlar. Medium'a geldiğimizde 4096 görüyoruz. Yükseğe geldiğimizde 8 megabit. Ve en yükseğe geldiğimizde 12 gözüküyor. Bu 12'yi değiştirmek istiyorum. Şu an ben Chrome'da olduğum için Developer modunu Ctrl Shift I ile açtım. Buradaki kutucuğu seçiyorum. Ve ilgili HTML kodunda Disabled yazan bu CSS kodunu temizliyorum. Ve gördüğünüz gibi kutu içeriği aktif bir şekilde karşıma geliyor. 16.363 veya 64 yaparak burayı onaylıyorum. Hulk 8000'di zaten. Normal 4, bunu 6'ya çıkarmak istiyorum. Altı bin 144 yapalım. Low seviyesini 2 megabit yazdığımız için aslında Higgs'da 14'te yazabilirdik ama bunun çok önemi yok. Çünkü isterseniz Colisser üzerinde çok daha detaylı bir şekilde patlatma dediğimiz tavanın üst limitlerini belirleyebiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Sınıflandırmaya geçeceğiz ama öncelikle bize bir kablosuz kısmında misafir ağ gerekli. Ben bir tane gizli misafir ağ etkinleştirdim. Ve bu gizli misafir ağına maksimum bir band genişliği koyabiliyorum. Ben internete torrent abandığımda bile diğer kullanıcılar sorun yaşamıyorlar. Şu an bunları boşaltıp sistemi görelim. İzolasyon isminde bir kablozla etkinleştirmiş bulunduk. Şu anda gördüğünüz gibi oyun indirme işlemimiz 10-12 megabit ile devam ediyor. Ve az önce gördüğünüz gibi kablosuz üzerindeki hız limitini kaldırdık. Ama gördüğünüz gibi bağlantıda hala bir gecikme, testin başlamasında sıkıntı söz konusu. Büyük ihtimal ping değeri son derece yüksek çıkacak. Çünkü sürekli 10 megabit seviyelerine 9'un ve 8'in altına düşmeyen bu indirme sistemi buraya bir öncelik ve sıra vermiyor. Ne zaman ben burayı pause edersem test o zaman başlıyor olacak. Evet, indirme durdu. Testte trafik devam edecek mi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi henüz başlayabildi. Ve bu sefer 17 milisaniye ediyor. Burayı devam ettirelim. Bakın hızla düşmeye başladı. Minimum 2 megabite kadar inmesini bekliyoruz. Burada 9-10 megabit. Evet. Ve test bitti. Şimdi kalite yönetim sistemine geçiyoruz. Servis kalite yönetimini maksimum internet band genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an biz de bu şekilde ayarlı. Yukarıda kuyruk kurulumundan bahsetmiş ve burada gerekli hız limitlerini uygulamıştık. Şimdi sınıflandırmaya geliyoruz. Burası önemli. Burada gördüğünüz gibi yeni sınıf ekleyebiliriz.
Sınıftaki isim listedeki sayı sıraya göre sıfırdan başlamaktadır. Arayüz olarak burada demin oluşturduğum izole kablosuz arayüzünü seçiyorum. Ethernet türü önemli değil. İsterseniz direkt hangi çıkışı alıyorsanız onu da buradan bu şekilde seçebilir bir isim verebilirsiniz. Etkin olması gerekiyor. Sınıf adı dersek kısıtlı diyebiliriz. Hız kısıtlamamız var çünkü. Buradaki diğer ayarlara uğraşmamıza gerek yok. Sadece burada en arkada az önce oluşturduğumuz medium, high hızd gibi trafiğin önceliklendirilmesi konusunda bir karar indeksi seçiyoruz. Medium'u seçip uyguluyorum. Ve mesela burada ben ortanca şeklinde bir arayüz oluşturdum. Medium'a çektim mesela şimdi. Genel ise diğer kullanıcıların sistemi. Ve onu da aynı şekilde highest sınıfında seçiyorum. Ve onunla ilgili olan kablosuz A çıkışını belirtiyorum. Biçimlendirici kullanmıyoruz ve şimdi patlatma hızları dediğimiz polisör ekranı kısmına geliyoruz. Gelen trafiğin yönetilmesini sağlayan güzel bir özellik bu. Bir önceki seviyede belirttiğimiz hızların üstüne çok küçük milisaniyelerde çıkarak bu testin başlangıcındaki bekleme süresini kısaltıyor. Etkinleştirerek aktif bir şekilde getirip buna bir isim verelim. Yine buna genel ismi verebiliriz. Buradan da sınıf geneli seçeceğiz ve buraya ekliyoruz. İsterseniz simple token, isterseniz iki geçişli yapabiliyorsunuz. Burada yapısal bir oran söz konusu. Kilobit BPC karşılığı, yani az önceki hızlarımızın 8192'ye tekabül ettiğini düşünürsek veya 12166 diyelim. Bunun ne kadar üzerine çıkabilsin? 2 megabit daha çıkabilsin. Bunun da kilobayt karşılığı 256. En fazla yapabileceği ise 512 olsun. Geçir geçir düşür. Bunlara dokunmuyoruz. Bu single rate de bu şekilde etkinleştirdik. Bir polisör daha ekliyorum. Buna da orta karar diyorum. Etkinleştiriyorum. Bunda mesela two rate seçelim. Buna da 8096 diyelim. 512 bir büyüklük yapsın. 12144'e kadar çıkabilsin. Tepe burst'ü de 768 olsun. Ve sınıfını da seçelim. Şimdi testlerde gördüğümüz 7-8 megabitin daha üst değerlere çıkabilecek. Boşta olduğunda tabii ki. Evet, indirme devam ediyor. Ve ben de buradan bir mobil aygıttan teste başlatıyorum. Mobil aygıt bir cep telefonu ve USB kabloyla bilgisayara bağlı ve bu ekranı oradan sağlıyor. Gördüğünüz gibi ping seviyesi çok daha aşağı indi ve test erken bir şekilde başladı. Tabii buradaki kullanım da buna göre baskılanmış oldu. 3-4 megabite kadar, minimum 2 megabite kadar indi ve tekrar test bittiğinde yükselmeye devam etti. Polisi sayesinde çok daha ince ve hassas ayarlar yaparak tüm kullanıcıların internette çok daha aktif bir şekilde gördüğünüz gibi uploadlar yükseldi. Kullanılması böylece mümkün oluyor. Şimdi oyun indirmesi durduğu zaman iki ayrı testi aynı anda başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi mobilde 6 megabit, bilgisayar üzerinde yine 2,5-3 megabit, eş zamanlı olarak burada 9 indirme işlemi başarılı bir şekilde yürüyor. Burada ortalamamız 1,60. Burada da 9.
ve böylece hiç kimse internet yok, bağlantı kuramıyorum demeden rahat bir şekilde ister canlı yayını izliyor, ister ötekisi YouTube'dan video izleyip oyun indirebiliyor. Bu videoda böylece tek bir modem üzerinden çok kullanıcıya interneti daha verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi göster. Başka bir çalışmada görüşmek üzere, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni gelişmeler için takipte kalabilirsiniz.